İskender yetişmese. Allah'ım esirgesin. Neler olurdu düşünmek dahi istemiyorum. Safiye Sultan'ın işi bu. Kuleye kapatmanız dahi kâfi olmadı. İnsanları korkutmak. Zaaflarından istifade etmek ancak ona yaraşır elbet. Bunlar son çırpınışları hünkârım. Allah'ın izniyle hepsini ezip geçeceğiz. Bundan böyle sultanımıza zinhar zarar veremeyecekler. Sultanım. Geçmiş olsun. Meleki, annem vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Sultanım. Bu iki oldu İskender. Bir kez daha kurtarmıştın hayatımı. Orada olman ne büyük tesadüf. Belki de kaderdir sultanım. Kader yollarımızı tekrar kesiştirmiştir. Yıllar evvel olduğu gibi. Gel. Meleki'yi bir odaya yerleştirdim. Ne lazımsa yapılıyor. Âlâ. Hiçbir eksiği gediği olmasın Cennet. Yarın annesi defnedilecek. Cenazeye bizzat katılacağım. Nasıl arzu ediyorsanız. Vakti değil belki. Lakin söylemezsem çatlayacağım. Handan Sultan'ın dairesine biri mektup koymuş. Okuyunca biti benzi attı. Neymiş, kim yazmış? Bilmiyorum. Hacı Ağa'yı çağırmamı istedi. Yanına vardım, bir de ne göreyim. Derviş Paşa tepesinde Hacı Ağa'nın yakasına yapışmış. Burnuma kötü kokular geliyor Sultan. Gözünü üzerlerinden ayırma Cennet. Konuşmamız icap eden mühim bir mesele daha var. Mehmet Giray'a ne kadar itibat edilir bilmiyorum. Lakin ya dedikleri doğruysa, ya Derviş Paşa merhum padişahın katili ise. Olabilir mi? Mümkün değil. Derviş Paşa niye böyle bir şey yapsın? Bu sarayda öyle şeyler gördüm ki her şey mümkün. Mehmet Giray kendinden emin konuşuyordu. Bir de şahit varmış. Kimmiş o? Bilmiyorum. Haber göndereceğim. Yarın konuşayım diyorum. Hiç bulaşmayın Sultan. Mesele mühim Cennet. Eğer Derviş Paşa bir padişah katili ise bunu bilmemiz şart. Hadi sen git şüphelenmesinler. Şöyle koy. Yahu bu ne gevşeklik Bülbülüm? Senin ahesteliğin yüzünden onca iş birikti. Bülbül kadar taş düşsün başınıza. Geldim, ne var? Ne var? Oturma oturma, bütün bu kirli çamaşırları sen yıkayacaksın. Bir ben mi kaldım acaba koca haremde? Kral mı girdi ağaların köküne? Her işe beni koşuyorsunuz. Hacı ağa böyle emretti, ben ne yapayım? O Karamars'ın eline düştüm ya. Ben ona yanıyorum. Bizi yalnız bırakın. Safiye Sultan hiç vazgeçmiyor. Kafasına koymuş. Yine canımı almak istedi benim. Benden mi şüpheleniyorsunuz sultanım? Bülbül, o bir canavar. Masum insanların kanına giren bir canavar. Gücünü, iktidarını kaybetmemek için neler yaptığı ortada.
Kim yardım ediyor ona? Kimler yardım ediyor? Söyle bitsin bu savaş. Sultanımızın niçin savaştığı belli. Peki ya siz sultanım? Siz niçin savaşıyorsunuz? Sizin de maksadınız o güce sahip olmak değil mi? Benim tek bir maksadım var Bülbül. O da sevdiklerimi korumak. Evet, bunun için güce sahip olmalıyım. Öyle güçlü olmalıyım ki hiç kimse onlara zarar verememeli. Hepimiz böyle masum hislerle çıkarız yola sultanım. Fakat güç önce masumiyeti alır elimizden. Sonrası çorap söküğü gibi gelir. Bir bakmışız en sevdiğimiz şey gücün kendisi oluvermiş. Anlaşılan yardım etmeyeceksin. Ben gammazlı değilim sultanım. Hem ne malum Safiye sultanımızın yaptığı? Sizin varlığınızdan rahatsız olan başka kimse yok mu? Kanatsız meleği. Gözümü. Aslan parçaları her gün biraz daha büyüyor. Bundanın sesi, cıvıltısı sarayımızı şenlendirecek. Sana daha çok evlat vermek istiyorum Ahmet. Sultanlarımız, şehzadelerimiz olsun istiyorum. Onların neşesi, sevinci güç versin. Nasıl Osman'ımı kendi evladın gibi sahiplendin? Sevgini, şefkatini kardeşim Mustafa'dan da esirgeme. İstediğin vakit git gör. Benden sana müsaade. Ne lazımsa yaparım. Aklın kalmasın. Sultanım. Ne oldu acaba? Gece vaktine dolanıyorsun burada. Valide sultanımız. Sizi görmek istediler. Hayır olsun. Gel. Halide Sultanım. Gel Kösem. Gel otur şöyle. Başına gelenleri işittim. Geçmiş olsun diyeceğim. Lakin bunlara sen sebep oluyorsun. Ben mi? Sultanın yeri haremdir. Lakin sen her kafana estiğinde hünkâr oğlumdan izin alıp dışarı çıkıyorsun. Bu hem senin için tehlikeli hem de hanedanımızın itibarını zedeliyorsun. Hangisi daha tehlikeli bilemiyorum sultanım. Dışarısı mı, içerisi mi? Thank you.
bilip kaidelere, usullere riayet edersen, Valide Sultan'a itaat edersen, harem sana cennet olur. Lakin senin hamurunda bunlar yok değil mi? Kimseye itaat etmezsin, boyun eğmezsin. Eğer bu bir kusursa, siz dahil herkes bu kusur sayesinde hayatta kaldı. Aman yarabbim. Aklından neler geçiyor biliyorum. Dervişe ve bana tuzak kurdun. Maksadın belli. İftira atıp ikimizden de kurtulmak istiyorsun. Lakin bunu başaramayacaksın. İzin vermeyeceğim. Neden sizden kurtulmak isteyeyim ki? Ne tuzak kurmuşum? Hatun! Ne yaptın sen heyecan? Benim sabrımı zorlamak üzem. Seni son kez ikaz ediyorum. Benim sabrımı zorlama. Yalanlara, iftiralara başvuracaksan hiç acımam. Neden bahsettiğinizi gerçekten anlamıyorum. Beni buraya tehdit etmek için mi çağırdınız? Ne yaptın bari onu söyleyin. Sultanım, eyvahlar olsun. Hamam da hadise çıkmış. Eycen Hatun, cariyelerden birini öldürmüş. Kan deryasına dönmüş ortalık. Heyecan. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Kendi gelip saldırdı bana, mecbur kaldım. Ne olur kurtarın beni. Yardım edin bana ne olur. Tamam, tamam. Tamam. Eycen Hatun, Cevalcıklı Sultanım elinden kurtulmuş. Karısı daha yolda acaba. Böylece kimse bizi itham edemez. Eycan'a gelince suçu belli, cezası belli. Yarın sabah idam etsin. Sultanım. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne oluyor sana? Ne bu halin? Ne olduğunu bal gibi biliyorsunuz. Böyle mi korkutacaksınız beni? Böyle mi yıldıracaksınız? Haddini bil. Kiminle konuştuğunu unutma. Hatun Eycan'ı öldürmeye çalışmış. Kızcağız kendini savunmuş sadece. Bu katili siz gönderdiniz değil mi? Cesaretiniz varsa bir dahakine bana gönderin. Sen dairene dön Kösem. Hünkârım. Dairene dön Kösem.
Eycan'ı zindana attılar. Artık sağ komazlar. İdam edilecek. Benim sabrımın bir hududu var. Handan Sultan o hududu bu gece aştı. Benim anlamadığım ne oldu da birden böyle gözü döndü? Vallahi sultanım, at izi it izine karıştı. Hele bugün Derviş Paşa hakkında söylediklerinizden sonra. Hiç kimseye itimadım yok. Derviş Paşa'nın karanlık bir tarafı var. Lakin padişah katili olabilir mi emin değilim. Hiç aklım almıyor Cennet. Belki de bunların hepsi bir oyun. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. O yüzden diyorum ya sultanım. Yarın Mehmet Giren yanına gitmeyin. Hiç bulaşmayın. Bulaştım bile. Eğer sevdiklerimi korumak istiyorsam sırlara ve hakikatlere gözümü yumamam. Sultan. Bana güvenebilirsiniz Sultan. Korkmanıza gerek yok Sultan. Hoş geldiniz Sultanım. Reyhan'a, seni Şahin Giray'la dergâhta görmüştüm. Demek gerçekten yaşıyorsun. Buna yaşamak denirse. Derviş Paşa'nın hakiki yüzünü görmeye hazır mısınız? Derviş bir vakitler alelade bir bostancıydı. Ve Şahin Giray'ın emrindeydi. Ben de onlarla birlikteydim. Şahin Giray Osmanlı soyunu kurutacak. Taht ona geçecekti. Dervişle ben de vezirleri olacaktık. Bu yüzden beraber çalıştık. Merhum padişaha azar azar verdik zehiri. Ölümüne şahit olduğunuz hekim başını hatırlıyorsunuz değil mi? Bu hainlerin kim olduğunu biliyorum. Padişahımızın da bilmesi lazım. Çünkü şimdi sıra onda. Sonra ne oldu peki? Derviş Paşa sözünü tutmadı öyle mi? Sultan Ahmet Han tahta çıkınca dervişin önü açıldı. Bize sırt çevirdi. İlk fırsatta işimizi bitirmeye çalıştı. İşittiniz sultanım. Dervişin hala masum olduğunu inanıyor musunuz? Bunları hünkârımıza da anlatabilir misin? Anlatmasına anlatırım da önce benim kellemi alırlar. Bu yüzden canımın bağışlanmasını istiyorum. Ve yaşamak için de paraya ihtiyacım var. Derviş bugün hünkârımıza sadık olabilir. Lakin yarın ne yapacağını bilemeyiz sultan. Aynı fikirdeyim Hanzadem. Hünkârımız Derviş Paşa'nın ne işlere bulaştığını öğrenecek.